Erkan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Erkan Bey, Digimat Dijital olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet en önemlisi, hizmet kalitesi, firmanın ayrıcalıkları olsun, bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Erkan Karahan kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1972 Ordu doğumluyum. Evliyim. Yaklaşık 25 yıldır, 25 yılı aşkın süredir sektörde hizmet vermekteyim. Evet. İlk 4 yılımızı Keçiören ilçesinde, bundan sonraki süreci de İskitler bölgesinde devam ettirdik. Evet. Peki bu mesleğe girişiniz nasıl başladı? Mesleğe girişimiz şöyle, Keçiören'de bulunduğumuz süre içerisinde yerel anlamda gazete, dergi çıkarıyorduk. Gençtik. Koşturuyorduk. Evet. Dolayısıyla matbaa sektörünün kokusunu aldık. Sevdik. Evet. Bu şekilde de bu mesleğin içinde bulduğunuz. Mesleğin içine girmiş olduk. Evet. Evet. İlk gazeteyle başladınız. Doğrudur. Gazete ve dergi çıkartarak başladınız. O tabii ki o kokuyu aldıktan sonrasında reklam. Reklam sektörüne giriş yaptınız. Hem açık hava reklamcılığı evet. olsun, hem farklı alanlarda olsun. Yani öncelikle Ahsen firmamızı kurduk. Burada reklam, matbaa öncesi hizmet, daha sonra işte matbaa işleri devam etti. Zamanla tabii bu sektör biraz dijitale kaydı. Dijitale kayınca dijital baskı hizmeti vermemiz gerekliliği de ortaya çıktı. Bu manada evet. Digimat'ı kurduk. Digimat 2005 yılında kuruldu. Evet. O yıldan beri de iki şirket şeklinde ayrı şirket, sektörler birbirine benzese de ayrı bir iş olarak devam ettiriyoruz. Evet. Aslında dediğiniz gibi baktığımız zaman ikisi de birbirine entegre sektörler ama tabii ki işleyiş olarak da birbirinden farklı. Aynen öyle. İlk başta tabii ki Ahsen firması matbaalara bir hizmet vermeye başlıyor. Kalıp olarak. İlk kuruluşumuzda tabii Ahsen Reprodüksiyon olarak yani renk ayrımı film çıkış dediğimiz hizmeti vermeyle başladık. Gelişen zamanla teknoloji değişti. Evet. CTP denilen matbaa kalıbına dijital baskıya döndü. Biz de o manada o yatırımlarımızı yaptık. Orada ciddi bir yatırım yaptık o tarihlerde. Evet. Doğru da yapmışız. Arkasından o tarihlerde yine denk gelen tarihlerde Digimat'ı faaliyete geçirdik. Evet. Bu da bir gereklilikti. O konuda da doğru bir yatırım yaptığımızı gördük. Zaman içerisinde gelişen teknolojiye ayak uydurarak süre gelen yatırımlarımız tabii ki oldu. Bundan sonra da olacak tabii ki. Evet. Teknolojiyi takip ederek, tabii yakından takip ederek şart. Sektörde lider bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Peki hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Biz tabii başlangıç noktamızda da hep kalite, daima kalite prensibiyle yola çıktık. Kaliteden ödün verdiğiniz zaman hiçbir sonuç elde edemiyorsunuz. Kaliteli iş yaptığınız zaman yaptığınız işler bir sonraki işlere her zaman referans oluyor. Kesinlikle. Geçen bunca sürede bunu defalarca müşahede ettik. Çok eski müşterilerimiz var. İşte portföyümüze yeni katılan müşterilerimiz var. Bu tabii ki yaptığımız işin kalitesinin, evet. Devamlılığının göstergesi. Aynı zamanda tabii kaliteyi artırabilmek için teknolojiye de yatırım yapmanız gerekiyor. Evet, makine parkuru olsun. Ülkemizin, tabii ki ülkemizin bulunduğu en zorlu koşullarda dahi biz yatırım yapmayı tercih ettik. Her zaman teknolojiye yatırım yaptık. Çalışanlarımız da uzun yıllardır bizimle beraber çalışıyor. Yani onlar da buradan memnunlar. İstikrarlı bir şekilde personel istihdam ettiğiniz zaman evet. Tabii kalitenizde de belli bir çizgiyi yakalıyorsunuz. Müşteri de bundan memnun kalıyor. Evet. Bu memnuniyet de arkasından farklı müşterileri de kazandırıyor bizi. Kesinlikle Ankara'da lider firmalardan ve en eski firmalardan öyle da bir tanesiniz. Evet. Ve bu doğrultuda dediğiniz gibi eskiden süre gelen belli bir müşteri portföyünüz var. Çalışmış olduğunuz personel kadrosu, çekirdek kadroyla burada çalışıyorsunuz. Yani istikrarlı bir şekilde tamamıyla kalite odaklı ve %100 müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Peki ayrıcalıklarınız nelerdir? Sektörünüz geniş bir sektör. Ve sizin gibi irili ufaklı hizmet veren birçok firma bulunmakta. Sizin firmanızı, Digimat Dijital firmasını diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?
Şimdi belki klasik olacak ama biz çözüm odaklıyız. Yani müşterilerimiz artık teknolojik çağda yaşıyoruz. Müşteriler kalitenin yanı sıra hız talep ediyorlar. Evet. Sorun istemiyorlar. İşte sorunlara çözüm istiyorlar. Evet. Yani biz bu noktada müşterilerimize ciddi manada destek veriyoruz. Yeri geliyor mesai mefhumumuz olmuyor. Mesai saati gözetmeksizin evet. işlerine çözüm üretiyoruz. Bu tabii bir farkındalık oluşturuyor ister istemez. Diyorlar ki bu firma bizim işimizi mutlaka çözer. Yani en zor işleri bile bize teklif ediyorlar. Biz de bir şekilde çözüm üretiyoruz. Evet. İşini yapıyoruz. Yani bu da ciddi manada bir farkındalık. Yani biz mesai saatlerine bağlı değiliz. Evet. Bir defa. Müşterinin ne istediğini anlıyoruz. Hızlılık da çok önemli. Biz ona en hızlı şekilde nasıl cevap verebiliriz noktasında hareket ediyoruz. Evet. Çözümünü üretiyoruz, uyguluyoruz. Ve müşterimizden de takdir alıyoruz yani bu noktada. Onun için de tercih ediliyoruz. Evet. Ve bu hizmeti Türkiye genelinde yapılacak olan tabii ki projeye bağlı olarak Türkiye tabii. genelinde de 81 il ve ilçelerine de bu hizmeti de yapabilecek kapasitemiz de var. Şansınız da var. Sadece Ankara ile sınırlı değil. Kesinlikle Ankara ile sınırlı değil. Ankara dışına da hizmet veriyoruz. Hı hı. Tabii yoğunluğumuz Ankara. Organizasyon işleri oluyor. Dolayısıyla evet. şehir dışında başka şehirlerde buralara da hizmet götürüyoruz. Evet. Bu noktada da faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ne güzel. Peki efendim ileriye dönük hedefiniz nedir? Yılların vermiş olduğu bu bilgi birikimle, bu tecrübeyle beraber son derece iyi, başarılı bir adımlarla bu hizmeti sağlıyorsunuz. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya şimdi çeyrek asırlık, hatta çeyrek asırlığı geçkin bir tecrübemiz var. Evet. Azımsanacak bir tecrübe sayılmaz. Dolayısıyla tabii teknoloji yine yenileniyor, durmuyor. Önümüzdeki süreçte yatırım planlarımız var. Çeşitliliği artıracağız. Ürün çeşitliliğini artırmayı planlarımız var. Evet. Bu noktada yatırımlarımız olacak. Tabii şu anda Türkiye'nin bulunduğu ekonomik şartlar bir parça beklememiz gerektiğini bize ifade ediyor. Ama mutlaka yapacağız. Ne şartta olursa olsun yapacağız. Yani evet. ülkemizin kalkınması İslam için yani oturmak olmaz. Mümkün evet. değil. Çalışacağız, üreteceğiz. Üretmeden kazanmak mümkün değil. Kesinlikle haklısınız. Bu noktada planlarımız, projelerimiz var. Elimizin hı hı. altında. Önümüzdeki süreçte yani bu 2022 yılında inşallah bir takım yatırımlarımız olacak. Bununla beraber de işte iş portföyümüzü, potansiyelimizi artırmayı planlıyoruz. Evet. Hem ülke ekonomisine bir tabii katma ki. Değer sağlamış olacak. Tabii yani ki. Dediğiniz gibi iş hacmi genişledikçe de bünyenizde daha fazla insana da istihdam sağlamış olacaksınız. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize Digimat Dijital olarak gerek yapılan işler hakkında gerekse firmanız hakkında neler aktarmak istersiniz? Öneriniz olurum. Kısaca alabilir miyiz? Yani yapılan iş çeşitliliği çok fazla. Özellikle Ahsen'den bahsedeyim kısaca. Çünkü hı-hı. Ahsen'inki daha dar bir çerçevede. Hı-hı. Ahsen Ankara'da matbaacılara hizmet veriyor ağırlıklı. Matbaa sektörüne hizmet verdiğimiz için müşteri şeyimiz, portföyümüz sınırlı. Evet. Hani reklam manasında veya baskı hizmeti noktasında da hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var. Hı-hı. Bu da sınırlı. Ama Digimat'a gelince Digimat'ın tabii alanı çok geniş. Reklam evet. Malum reklama olmayan, ihtiyacı olmayan firma yok gibi. Açık hava reklamcılığı, hani billboardlardı, araç giydirmelerdi, totemler, tabelalar. Yani o kadar çok çeşitlilik var ki. Evet. Hani makine parkuru ve üretim noktasında bunun hepsini birden yetişmeniz tabii ki zor. Ama biz önemli kısımları yani daha çok talep gören kısımlarını karşılama noktasında işte yatırımlar yaparak elimizdekilere ek yatırımlar yaparak evet. Bu noktada önümüzdeki süreçte yeni hizmet alanları açacağız inşallah. Yani bir fark yaratmak önemli olan. Onun için de iyi teknolojiye yatırım yapmak, kaliteli iş üretmek, bunun için de bilgi sahibi, tecrübeli evet. personel istihdamı önemli. Tabii ki tecrübesiz elemanlarımız da var. Onları da yetiştiriyoruz. Hı hı. Ama önemli konumda bulunan elemanlarımız son derece profesyonel. Tabii profesyonel bir ekip. Dolayısıyla yaptığımız işi hani referans olabilecek, hı hı. sonraki işlere referans olacak. Evet. İşte başka kurumsal firmalara referans olacak kalitede üretmek bizim için esas. Evet. Bunu defalarca gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Zaten bu kadar yıl ve bu kadar krize rağmen ayakta kalabilmiş olmamız, daha da büyümüş olmamız
Bunun da bir göstergesi diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Biz de sektöre ilgisi ve ihtiyacı olan herkese sunmuş olduğunuz bu kaliteli hizmetten ötürü Digimat Dijital firmasına, bütün izleyicilerimize buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de sağ olun.